Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyon grafikleri ve yorumlaması kısmında sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, fonksiyonların grafiklerine geçmeden önce her zaman gibi Kasım ayı takvimimize, programımıza bir bakalım. Geçen hafta Kasım'ın başıydı. Fonksiyonlarda 4 işlem yapmıştık. Bu hafta da arkadaşlar fonksiyonların grafikleri ve yorumlama kısmı, yorumlanması kısmında sizlerle birlikteyiz. Hemen arkadaşlar ara tatil gözümüzün gönlümüzün açıldığı yer. Tabii ki de burada bir aktif dinlenme yapacağız. Ne yapacağız? Sizler için Tonguç Akademi'nin hazırladığı süper tekrar kampları var. Onları takip edeceksiniz. Sonrasında da yine bileşke ve ters fonksiyonla canlı yayınlarla cap canlı bir şekilde geri döneceğiz. Evet arkadaşım artık başlayalım. Bugün ne göreceğiz? Hemen söyleyelim göreceklerimizi. Fonksiyonun grafiğini göreceğiz. Nasıl bir grafik çizilir? Nasıl yapılır? Özel fonksiyon olarak Doğrusal fonksiyon her tarafta karşıda çıkacak. Doğrusal fonksiyonun grafiğini göreceğiz. Fonksiyonun grafiklerini yorumlamayı yapacağız. Ne ne anlama gelir? Nasıl yapılır? Fonksiyonun köklerini, sıfırları göreceğiz. Ve de arkadaşım bunlarla ilgili sorular çözüp artık bu konunun içinden geçeceğiz. Süper bir şekilde halledeceğiz. Evet arkadaşım çok fazla vakit kaybetmeyelim. Fonksiyonun grafiği nasıl çizilir ona bakalım. Bir fonksiyonumuz varsa A'dan B'ye tanımlıysa ve y eşittir fx fonksiyonuna ait bütün noktaların koordinat sisteminde gösterilmesiyle oluşan noktalar kümesine f fonksiyonu grafiğidir. ne diyorsun hocam? A kümesinde bir tane A varsa karşı kümede diyelim ki x'e gidiyorsa bu bir noktadır. Burada bir burada bir B varsa karşı tarafta y'ye gidiyorsa bu da bir noktadır. Bütün noktaların gördüğün gibi noktalar dediğimiz koordinat düzleminde sıralı ikililer oluyor. Bütün bunların, bütün bunların grafiğe çizilip koyulmasına ne diyoruz biz? Fonksiyonun grafiği diyoruz. Mesela ax, şurada bir a var, şurada bir x var. x dediğim tabii ki de bu x'e karışmasın. Burada biz sadece isimlendirme olarak söyledik. Bakın bu noktadan geçiyor. B, Y varsa diyelim o da B burada. Diyelim ki Y şurada. Bakın bu noktada bir grafi, fonksiyonun grafiği bu noktadan geçiyordur. Bunları iyi bilmemiz lazım. Ve bu fonksiyonda y eşittir fx fonksiyonun grafiği diyoruz arkadaşım. Bilmem lazım. Neyi bilmem lazım? Bakın arkadaşlar grafikleri çizerken aklımızda olsun. X ekseni üzerinde y sıfırdır. Bakın bu x ekseni üzerinde herhangi bir nokta varsa mesela bu nokta neresi? X üzerinde eksi 3. Hayır. Bu x üzerinde eksi 3 ama koordinat düzleminde bunun y'si sıfırdır. Bu nokta eksi 3'e sıfır noktasıdır. Bakın x'e sıfır. Eksi 0. Y eksen üzerinde bir nokta varsa diyelim ki bakın burası artı 5 olsun. Bu artı 5 arkadaşım bu artı 5 biliyor musun? Bu artı 5 y üzerinde 5. Bu, burası, burası asıl nedir biliyor musun? 0,5'tir. Çünkü oranın x'i sıfırdır. Y'nin üzerinde x 0'dır yoktur. X'in üzerinde de y 0'dır yoktur. Bir de orijinimiz var bizim. Orijin çok orijinal bir şey. O da sıfıra sıfır arkadaşım. Unutma aklında kalsın. Artık çok uzattık. Hemen örneğimize geçelim. Bizim bir kümemiz var. Fonksiyonumuz var f diye. Tanım kümemiz 5 tanecik sayıdan oluşuyor. Nereye gidiyor? Reel sayılara gidiyor. Hiç sıkıntı yok. F fonksiyonumuzda x artı 3. Bakın şimdi. Ne yapacaksın? Hemen f'in yerine eksi 2 koydun. Uzatmayalım. Koyarsak ne çıkar? Eksi 2, 3 daha 1. O zaman burada bir nokta geldi. Ne geldi? Eksi 2'ye 1 noktası. Devam ediyorum. Eksi 1 koyarsak ne olur? Koyduğumda ne geldi? 2 geldi. Hop eksi 1'e 2 geldi. F 0'ı koyarsan ne geldi? 0 koydun. Hop 3 geldi. O zaman burası da nedir? 0'a 3 noktasıdır. Devam ediyorum. F x'in yerine 1 koyduğumda cevaplar y'ydi. O zaman 4 geldi. O zaman burası 1'e 4'tür. Ve de burada F2 geldi. F2 nedir arkadaşım? 2 koyduğunda da 5'tir. 2'nin yerine 5 koydum. Şimdi biz ne yaptık? Bütün noktaları bulduk. Tabii ki de 5 eleman vardı. Zart diye yazdık. Çok kolay oldu bizim için. Hemen bir grafik çizeceğiz. Grafiğimizi şurada lacivertle gösterelim. Koordinat düzlemimizi. Burası x burası y olsun arkadaşım. Süper. Devam edelim. O zaman ne diyorum bak. x'in yerine eksi 2 verirsem hemen şuradan verelim. Burası eksi 2 1. burası eksi 2 eksi 1 olsun. Şurası 0 olsun. Şurası 1 burası 2 ve burası 3 olsun. Eksi 2 hop nereye gelmiş 1'e. Bakın bu noktadan geçeceğiz. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Kırmızıyla göstereyim. Bir kere benim fonksiyonum bu noktayı verecek. Nasıl? Eksi 2 x'i y'si 1. Eksi 2'ye 1. Bir. Eksi 1'e 2. Bakın hop. Eksi 1'e 2. O zaman bu noktada benim fonksiyonum olacak. Burası 2. Devam ediyorum bitmedi. 0'a 3. Bakın 0'a 3 x 0 demek ki bu y'nin üzerinde demek ki bu nokta o zaman burası 3 1'e 4 diyor hop 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 buraya geldim altın top bak şimdi o zaman şunu biraz uzatmamız lazımmış burası y değil şurası y'ymiş ve de ne oldu arkadaşım 1'e 4 bu nokta oldu devam ediyorum ve 2'ye 5 diyor o zaman 2'ye 5'te tam olarak burasıdır dedik ve böyle şurada gözdün 5 nokta ne oldu? Benim fx eşittir yemin grafiği oldu. Neden böyle bir şey oldu? 5 nokta vardı. 5 noktayı da grafiğe aktarmış oldu. Tabii ki de böyle nokta nokta basit basit 5 tane eleman verip sana grafik sormayacaklar. Genellikle doğrusal fonksiyonu çizdirirler sana söyleyeyim. Peki doğrusal fonksiyon nedir? Doğrusal fonksiyonu fonksiyon çeşitlerinde de söylüyor bazı kitaplar. Biz de söylemişizdir. Söylemediysek bile burada söyleyelim. Bakın birinci dereceden biri bilinmeyenli bilinmeyen de x olan ax artı b doğrusal fonksiyon belirtir. Niye? Çünkü grafikte doğru belirtir arkadaşım. Ve biz bu fonksiyona da ne diyeceğiz? Doğrusal fonksiyon diyeceğiz. Çok önemli. Ax artı b. Mesela eksi 2x artı 5. Mesela 3x eksi 2. Mesela sadece x. Mesela sadece 2x. Bu arada tabii ki de bunların başına fx de yazacaksın. Bunların hepsi doğrusal fonksiyondur. ax artı b şeklinde yazılıyorsa bu doğrusal fonksiyondur. Geçtim. Neden doğrusal fonksiyon? İsmi nereden geliyor? Çünkü grafikte doğru belirtiyor. Doğrusal fonksiyonun grafiğini en kolay çizmek için kimin? fx eşittir ax artı b'nin en kolay çizme yöntemi. Bam! İşte bunu çok iyi bilmen lazım. Bak bu senin hayatını kurtaracak arkadaşım. 11. sınıftaki trigonometride... Ta 12. sınıfın sonunda limit trem, limit türev integralde ve TYT'de AYT'de. Bütün her yerde senin ne yapacak arkadaşım hayatını kurtaracak? Kim kurtaracak arkadaşım hayatını? İşte burası. Ne bu? Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizimi. Nasıl? Ne yapacaksın? Çok kolay. Bir doğru çizmek istiyorsan sen İki nokta yeter arkadaşım. Bir doğru çizmek istiyorsan iki nokta yeter. İşte biz burada bir iki nokta bulsak işimizi kolaylaştırırız. E, en kolay iki nokta ne? Bakın burası fx eşittir dediğimiz y'ydi. ax artı b dersek x'in yerine sıfır yazarsak hop burası gitti. Bak x'in yerine sıfır yazdım. a çarpı sıfır sıfır burası gitti. O zaman y'yi buldun. Bak x'e sıfır verdiğinde Y noktasını buldun. Diyelim ki orası burası. Çok önemli değil. Bir de Y'ye sıfır verirsen sen. Bakın burası sıfır. At B'yi karşıya böl A'ya. X'i buldun. O zaman ikinci noktam da burası. İşte sen bir doğru çizmek istiyorsan iki nokta bul. Bu iki noktada da ne yapacaksın arkadaşım? Çok güzel bir şekilde grafiğini grafikte bu noktalardan geçen doğruyu çiziyorsun ve bitiriyorsun. Ne diyorsun hocam ya? Ne anlatıyorsun? Bakın arkadaşım biraz önce 5 tane nokta vardı ya o 5 nokta değil artık dip dibe dip dibe dip dibe bütün reel sayılar. Ha, o zaman bak grafiği nasıl çiziyorsun? Hemen buraya y eşittir 2x artı 6 diyorsun. x eşittir 0 için bakın x eşittir 0 için hop koydun. Ne oldu? Burası gitti. y eşittir 6 oldu. O zaman sen bir nokta bulmuş oldun. Bu noktan senin 0 6. Devam ediyorum. Y eşittir sıfır için dersen. Bakın hemen Y'ye 0 dersem. Şurada yapayım onu da. Sıfır eşittir 2X artı 6. At 6 artı 6 karşıya X6 olarak geçti. 2X. Her tarafı 2'ye bölersem. Eksi 3 eşittir X oldu. Bakın. Eksi 3 eşittir X'e. O zaman X eşittir. Eksi 3'müş dedim. Bir nokta daha karşıma çıktı mı? Çıktı. Bu noktam ne? X'im eksi 3. Y 0. Bakın. X'im 0, sıfır. Y'im 6'ydı. Buradan çıktı. Artık iki nokta var mı elimde? Var. Doğru çizmek çok kolay mı? Çok kolay. O zaman ne duruyorsun? Helva yapsana demiş adam. Biz de yapalım. 0-6 ne? Y'nin üzerinde. Niye? X yok ki. X yoksa o zaman bak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 şuraya verirsek bu noktadan geçecek benim grafiğim. Devam ediyorum. Eksi 3. 1, 2, 3. Burası da eksi 3. Hop burası. Şimdi çok kaliteli bir kitap lazım bana cetvel olarak kullanmak için. Aha sıfırdan ona geldi. Allah'ım ya Rabbim tevafuk mu bu? Yoksa bizim yaptığımız çakallık mı bilemedim ama ne oldu arkadaşım? Bak iki noktayı ne yaptım? Birleştirdim. İşte bu benim için ne oldu arkadaşım? Bu benim için fx eşittir 2x artı 6'nın grafiği oldu. Ne diyorum ben de? Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmek çok kolaydır. İşte bu kadardır arkadaşım. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. yıldızlı soruyla bitirelim. Çünkü niye? Çok uzatmak istemiyorum. Bir sıfır. Elin haline bak. Çalışmaktan, çok çalışmaktan arkadaşlar siz de elleriniz bu hale gelsin. Renkli kalemlerle çok güzel bir şekilde yaptıklarınızı fosforlularla çizin. Başlıklarınızı kırmızılarla çizin. Önemli yerlerin altını yeşillerle çizin. Doğrularınızı tikler atın. Lütfen böyle renklendirin çalışmalarınızı ve çok güzel bir şekilde çalışmalarınızı yapın. Çalışmanızı zevkle hale getirin. Şimdi... Ben aşırı zevk alıyorum ders anlatırken. İnşallah sizleri de e derslerimi dinlerken, Tonguç Akademi'yi dinlerken sizler de zevk alıyorsunuzdur diyelim. Şimdi arkadaşlar yıldızlı sorudayız. Bakın çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Bakalım nasıl yapacağız? Fx eşittir. 5x artı 10. Yine bakın burada R'den R'ye gidiyor. Yani seri bir şekilde bütün sayılar var. Ve burayı da fark ediyorsun ki bu nedir arkadaşım burası? doğrusal fonksiyon olduğunu fark ettin arkadaşım. Doğrusal fonksiyonsa o zaman demek ki bunun doğrusal bir şekilde grafiği olacak. fx eşittir 5x artı 10 olduğunu buldun. Bak 5x eşittir 5x artı 10 fx eşittir 5x artı 10 olduğunu buldun. Görüyorsun. Hemen ne yapacaksın? Grafiği çizeceksin. Niye? Grafiği ile eksenler arasında kalan alanı soruyor bana. Hemen yapalım o zaman. Demek ki burada bir doğrusal fonksiyon var. Eksenlerle grafik arasında kalan bir alan var. Bakalım nasıl yapacağız? Hemen söyleyelim. Ne yapıyorum? Y eşittir. 5x artı 10 diyorum. Eyvallah. Şimdi y'ye 0 verdim. Y 0 için. Hemen bakıyorum. Y'ye 0 verirsem. O zaman şurada yapalım. 0 eşittir. 5x artı 10. Onu karşıya attım. 10 eşittir. Tabii ki de eksi 10 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e böldüm. Eksi 2 eşittir x oldu. Tamam süper. Eksi 2 eşittir x. Devam ediyorum. O zaman ne oldu? x eşittir eksi 2. Yani x'im eksi 2 y 0. E Bir noktam çıktı. Devam ediyorum. x eşittir 0 diyorum. Ne yapıyorum? Bir nokta daha lazım bana. Bu sefer de x'e 0 dersem x'e 0 dersem burası komple gitti. Bak giderse ne oldu? Burası zaten kabak gibi gözüküyor. Y eşittir 10 oldu. O zaman 0'a 10 da elimde var. Bu sefer çok 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 büyük çizmeyelim. Hemen farazi farazi ya da hızlıca farazi noktaları koyalım. Eksi 2'ye 0 x'in üzerindedir. Çünkü y yok burada. Burası eksi 2 olsun. Diğeri de ona 0. Burası da 10 olacak. Bu iki noktayı birleştireceğiz. Grafiğimiz aynı grafik oldu. Neredeyse benzedi. Ne oldu artık? Şurası bizim grafiğimiz oldu. Bakın şimdi burası bizim grafiğimiz oldu ya arkadaşım. Bu grafikte soru grafikle eksenler arasında kalan alan diyor. Burası basit bir dik üçgen alanı. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Alan eşittir. 10 çarpı 2 bölü 2. Buradan da alan kaç geldi? 10 gelmiş oldu. Müthiş tatlış bir soru ve yıldızlı soru. Neden? Bunların hepsini bize nerede soruyorlar arkadaşım? 11. sınıftaki trigonometride de soruyorlar. 11. sınıfta analitikte de soruyorlar. Her yerde bu soru karşımıza gelecektir. İşte bu kadar. Yıldızlı sorumu da bitirdim. Artık diğer kısmına geçebilirim. Geldik fonksiyonun grafiklerini yorumlama kısmına arkadaşım. Şimdi bir yorum yapalım bakalım. Nasıl bir yorum yapacağız? Şimdi grafiğimizi görüyorsun. X'lerimiz ve Y'lerimiz var. Bu sefer doğrusal değil, bir eğri şeklinde giden bir grafiğimiz var ve bu grafikte arkadaşım bakın X'lerin en başından en sonuna kadar X'ler bizim için neydi? Tanım kümesiydi. Y'ler bizim için neydi? Görüntü kümesiydi. Elini en sağdan dikeylemesine koy. Elini en soldan dikelemesine... Bu arada sağdan ve soldan dikelemesine koy arkadaşım. Koyduğunda şunu fark etmen lazım. Gördüğün gibi benim grafiğim bu aralarda değer alıyor. Bu aralarda değer alıyorsa arkadaşım... O zaman senin tanım kümen... Yani senin x'lerin nereden başlıyor? Gördüğün gibi eksi c'den başlayıp a'ya devam ediyor. Bam! O zaman ne diyorum? Bak senin kümen nedir? Eksi c ile a arasındadır tanım kümen. Bakın bütün her yerde var mı? Var. Kesiksiz gidiyor mu? Gidiyor. İşte tanım kümen bu aralıktır. Devam ediyorum. Peki görüntü kümem? Görüntü kümem y'lerdi. Bu sefer de ne yapıyorum? Dikeylemesine bu sefer de yataylamasına çekiyorum ki ellerimi koyuyorum. En altta eksi d diyeyim. En üstte de b diyeyim. Ve yine tamamında var mıyım? Varım. Eksi d'den b'ye kadar bütün her yerde benim görüntü kümem oluyor. Tanım kümesi burası. Görüntü kümesi burası. Olay bitti. Şimdi bir de grafik okuyalım arkadaşlar sizlerle. Bakın F A. Elini X'te koy. A. Grafikte nereye denk geliyor arkadaşım? B'ye denk geliyor. Bam. O zaman bak ne oldu? B'ye denk geldi. Devam ediyorum. Hatta şöyle kapata kapata gideyim. Bakın F A. X'im sıfır. X nerede sıfır olurdu dostum? X ne zaman sıfır olurdu? Y'nin üstündeyse. ise. X sıfırda bak grafiğe gittiğin Hop ne buldun? N'yi bulmuş oldun. Devam ediyorum. C'ye bakıyorum. X'im C eksi C olduğunda ne oluyor cevabım? Hop eksi D oluyor. Bakın grafiğe indim gittim. Ve en sonunda da arkadaşım neye bakıyorum? Burada da baktığım şey F M nedir? M ne? X'in X'in M'deyken. Bir bakıyorum X'in M burada. E grafiğin üstündeyim. E bu nokta ne arkadaşım? M'ye sıfır noktası. M'ye sıfır noktasıysa o zaman ne diyorum? Y de benim için sıfırdır diyorum. Bakın nokta tahlili çok önemli. İşte beni dinleyen öğrenciler, benim öğrencilerim kesinlikle grafikten soru kaçırmaz. Niye? Grafik buradan geçiyor mu? Geçiyor. Bu nokta neresi? Sıfıra ne? O zaman ne biliyorsun sen? F sıfır eşittir nedir? Bak. Bu nokta neresi? M. Hangi M? M'ye sıfır noktası. O zaman F M eşittir sıfırdır. İşte bu. Görüyor musun? Fm eşittir sıfırdır. Olaylar böyle karşıma geliyor. Tanım kümesi, görüntü kümesi ve buralar süper bir şekilde anlamış oldum. Evet arkadaşım çok önemli bilmem gereken bir yere geldim. Neyi bilmem gerekiyor hemen bakalım. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği nokta veya noktalara o fonksiyonun kökleri veya sıfırları denir. Bak neymiş o zaman arkadaşım? Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kesti. Bak x'i kesti. Nokta veya noktalar benim için neymiş? Fonksiyonun kökleri ya da sıfırlarıymış. Sakın burayı unutma arkadaşım. Bunu aklından çıkarma. Kökler ya da fonksiyonun sıfırları diyorsa hop nereye bakıyorum? X eksenini kestiği yere bakmış oluyorum. Bak şimdi arkadaşım. Yani peki x eksenini kestiği nokta derken şöyle bir grafik varsa burası x'i kesiyor. E burası da x'i kesiyor. Burası da x'i kesiyor. E, bu noktalar nedir? Mesela şurası eksi 3'e 0'dır. Aa bir dakika. Eksi 3'e 0'sa o zaman fx eşittir 0. Yani burası mesela 1'e 0. Burası mesela 4'e 0. Bak x'leri bir şeyler oluyor ama cevaplar hep 0 oluyor. Yani fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarıdır. Kimler? Kökler veya sıfırlar. Unutma aklında kalsın. Grafik x eksenini kesmiyorsa. E arkadaşım o zaman kök var mı? Yok. Sıfırlar var mı? Yok. Çünkü x80'i kestiği noktalar köklerle sıfırlardı. O zaman kesmiyorsa fx eşittir sıfır denkleminin gerçek sayılar kümesinde çözümü yoktur, kökü yoktur, sıfırları yoktur diyorum. Ve bu kısmı da geçiyorum. Şimdi bayağı bir şey anlattık. Bunları öğretelim. Ne ile? Öğreten soruyla. Bakın şimdi yandaki fonksiyonun grafiği. Görüyorum bayağı bir güzel roller coaster gibi bir tane grafik var arkadaşım. Tanım kümesini soruyor. Elimi koydum. Elimi koydum. En sağa ve en sola elimi koydum. Daha doğrusu en sağa ve en sola elimi koydum. Bakıyorum. Buradan ötede yok. Buradan ötede de fonksiyon yok. Ve bu arada da fonksiyonum geçerli. Bakıyorum arkadaşım burası ne? Eksi 5. Burası ne? 6. Demek ki x'in üzerindeki benim başlangıcımın eksi 5 olduğu ve de benim devamında 6 olan yer benim neyimdir arkadaşım? Tanım kümemdir. Aynı şekilde buraya ve buraya elimi koydum. En üst sınırım ön en üst sınırım 4. En alt sınırım eksi 2 mi? Evet. O zaman ne diyorum? Görüntü kümemde eksi 2'den başlayıp 4'e kadar olandır. Devam ediyorum. Fonksiyonun sıfırları dediğinde ne demiştik arkadaşım? X eksenini kesen yerler benim fonksiyonumun sıfırlarıydı. Bunlar da eksi 5'ler, 3'ler ve de burada x eksenini sıfırda kesiyor. Buralar benim fonksiyonumun sıfırlarıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi çok önemli bir kısma geldik. Artık cevapları istiyorum. Bakın yine söylüyorum. Benim öğrencilerim kesinlikle ve kesinlikle grafiği çok iyi anlar. Neden? Anlamalı. Çünkü niye anlamalı? Bak çok ayrıntılı söylüyorum sana. Burası hangi nokta arkadaşım? Eksi 5'e sıfır. O zaman f eksi 5 eşittir sıfırdır. Burası hangi nokta? Bakın x'i eksi 4 ise cevabı 2'dir. Bakın burası hangi nokta? Eksi 3'e 0 grafiğin üzerine mi? Evet. O zaman x e eksi 3'e 0'dır. Peki devam ediyorum. Şu noktayı biliyor musun sen? Biliyorsun. Grafiği güzel gene okur musun? X eksi 1'e bak şimdi burası neresi? Eksi 1'e eksi 2. O zaman f eksi 1 hop eksi 2'dir arkadaşım. Bitti. Bitti. Bu nokta neresi? Orijin. Yani 0'a 0 noktası. Hop f sıfır eşittir sıfırdır. Bakın bir daha söyleyelim. Sıfırlarımı görüyor muyuz sıfırlarımı? Bakın eksi üçler, eksi beşler ve sıfırlar benim fonksiyonumun sıfırları. Devam ediyorum. Bu grafikte bilindik bir nokta daha var. O noktada neresi? F. Bakın burası altıya dört noktasıdır. O zaman f altı da dörttür. Ben bütün noktaları yazdım. İşime yarasın yaramasın. Sana öğretiyorum. Niye? Öğreten soru çünkü öğretiyorum. F eksi beş. ...sıfırdır. artı F6 4'tür artı F-1 -2'dir. Devam yapıştır. Burası 2 nokta değil eşittir olsun. Devam ediyorum. F-4 bulmuştum 2'ydi. F-3 bulmuştum Sıfırdı. Yukarıya bakıyorum 0 4 4 -2 etti mi sana 2. 2 artı 0 hop 2. 2/2 1 etti mi? Etti. O zaman bu sorunun cevabı da benim için neymiş? 1'mini çarık arkadaşım. Çok süper bir soru oldu çok güzel bir soru oldu. Bu kısmı da bitirmiş oldum. İşte bu kadar. Öğreten soruyla konunun tamamını öğrenmişizdir inşallah arkadaşlar. Güzel bir şekilde öğreten soruyu da yaptıktan sonra artık yeni sorumuza geçelim. Yeni nesil bir soru. Üniversite sınav sorusuna benzer bir soru. Üniversite sınavlarında arkadaşlar böyle sorular sorular. Ne yapıyorlar? İki grafiği birleştiriyorlar ve sana iki fonksiyonun grafiğini birleştirip ortaya karışık bir soru sorular. Peki biz geçen haftalarda ne gördük? Dedik ki fonksiyonlarda dört işlem gördük ve buradaki yapılan işlemi de geçen haftalardan hatırlıyor olmamız lazım. Nasıl bir işlem var burada bakalım. Ne diyor? 2f g 6. O zaman bunu yazarsak şöyle mi olacak? 2f 6 eksi g 6 artı g 0 çarpı f 1 diyor. Şimdi ne yapacağız? F6'ya bakıyorum. F6 için x'te 6 noktasını buluyorum. Bu arada F6 grafiği hangisiydi? Şu doğrusal olan grafik. Hemen bu doğrusal olan grafikte 6'ya geldim. Cevabımın 1 olduğunu gördüm. O zaman 2 çarpı 1 oldu. Çünkü F6 1'miş. Bu noktaya bu noktayı iyi sezdim. Bu noktaya iyi baktım. Devam ediyorum. G6 diyor. E arkadaşım F6 ile G6 aynı noktada kesişiyorlar. Aynı noktada kesiştiklerine göre o zaman G6 da yine 1'dir. Artı diyelim. G'leri lacivert de yapalım. G0. Bakın G0 ne demek? G0 eşittir bir şey. Yani x'i 0, y'si bilmem bir şey. X'in 0 olduğu yer. X'i 0 olan bir nokta nerededir? Tabii ki de y'nin üzerindedir. Bakın x'in sıfır olduğu yer şu nokta neresi arkadaşım? Bu nokta sıfıra altı. Yani bu nedir? F sıfır eşittir altıdır. Bakın bu noktaları okumayı çok iyi bilmemiz lazım. F bakın bu hangi grafik? G. Pardon şurayı düzeltelim. Bu hangi grafik? G grafiği. G sıfır altıdır. O zaman ne oldu? Hop burayı altı yazdım. Çarpı. Çarpı arkadaşım. Bir de bana F1 diyor. Hayda. Ne işim var çayda? Bakın F1'i soruyor. F1 nerede arkadaşım? F1 ta şurada bir yerde. Bakın F1 burada bir yerde. Bilmiyorum nerede olduğunu. F1 burada bir yerde. Nasıl yapacağım peki hocam? Bakın şimdi arkadaşım. Burası doğrusal fonksiyon mu? Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon neydi? Y eşittir fx. Bakın fx doğrusal fonksiyonu. O da eşittir ax artı b'ydi. Bakın yani y eşittir A x artı B'di. Peki şu nokta neresi şu nokta? Bu nokta sıfıra eksi 2. Yani X'e sıfır verirsen Y'se eksi 2. Ya X'e sıfır verelim. O zaman Y eksi 2 ise hop X'e sıfır verdiysek Y eksi 2 ise bakın X'e sıfır verdim burası gitti. Y eksi 2 ise o zaman B benim için eksi 2 oldu. Tamam bunu buldum. Bir kere daha temiz yazayım şimdi. Y eşittir ax eksi 2. Peki arkadaşım şu nokta neresi? Bu noktada 4'e 0 noktası. Hemen yazalım o zaman. X yerine 4 yazarsam cevap 0'mış. Bakın cevabım 0'mış. X yerine 4 yazarsam. O zaman attım karşıya. 2 eşittir 4'a. Her tarafı 2'ye 4'e bölersem. Böl 4'e böl 4'e. Buradan ne çıktı? A eşittir. 1 bölü 2. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıktı. O buldum o zaman fx'imin benim grafiğim neymiş? a 1 bölü 2'ymiş. Yani 1 bölü 2 çarpı x artı b de neydi? Eksi 2'di. Demek ki burası artı değil. Eksi 2 oldu. Hemen bakalım doğru mu yaptık? x'in yerine 0 koy. Hop eksi 2 doğru. Y'nin yeri, x'in yerine 4 koy. 4 koyarsam da 2 eksi 2'den 0. Bu da doğru oldu. Bana neyi soruyordu? F1'i soruyordu. Bakın arkadaşlar biraz beyin yakan bir soru. O zaman F1 nedir? F1 F1'i koyarsan da 1 bölü 2 eksi 2'den dolayı ne oldu? Eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Of 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 yine of. Adam doğrusal fonksiyonu bize yaptırtıyor görüyor musun? Yeni nesil soru arkadaşım. Mükemmel bir soru. Bakın kağıdın her tarafı doldu. Müthiş müthiş. Acayip zevk alıyorum ya. Devam. Burası ne oldu şimdi? 3 bölü 2 olmuş oldu. Bak ne yaptık? Bunu çat diye okuduk. Nereden? Buradan. Okudum okudum. Yazdım yazdım. Bunu yazdım. Burada patladım atlamadım doğrusal fonksiyon hemen doğrusal fonksiyonun kuralını yazdım olay bu olay bu devam ediyorum şimdi arkadaşım artık 4 işlem 2 kere 1 2 1 çıktı 1. Burası 1 artı çarpma var çarpmada da yaptım burayı Ne oldu burası yaptıysam 6 2 ile sad 3. 3 kere eksi -3 hop eksi 9 o zaman cevabım ne çıktı 9 1 eksi 9'dan dolayı eksi 8 Cevabım B şıkkı müthiş bir soru müthiş bir cevap Müthiş bir çözüm oldu arkadaşım. Doğrusal fonksiyon gördüğümde artık AX artı B olduğunu nokta okumalarını yapıp A'yı B'yi bulduğumu ve oradan da isteneni patlattığımı çat diye yaptığımı görmüş oldum. Grafik okumada sakın ke, sakın kaçırma grafik müthiş okuma arkadaşım nokta tahlili. Sadece noktaların nereden geldiğini ne anlama geldiğini buluyorsun gerisi hava civa geldik bir tane sorun var işte yine güzel bir soru arkadaşım. Bu soruyu lütfen iyi anlayalım ve iyi çözümleyelim. Bakın bir grafik var. Grafiğimizi okuyalım. Burası ne arkadaşım? Eksi 5. Eksi 5 değil. Eksi 5'e 0. O zaman ne oldu? Bak baştan yazalım. F eksi 5'e 0. Çünkü bak ne diyor bana? X diyor. X'in yerine eksi 5 koydum. Cevap 0. Şurası ne? Şu nokta neresi? Eksi 4'e eksi 1 noktası. O zaman koyalım. F eksi 4 eşittir. Eksi 1. Şurayı koyalım. F eksi 3. Burası eksi 3'e 0 noktası biraz önceki gibi. O zaman bu da 0. Buraya geldim. Bu nokta ile ilgili bir bilgi yok. Doğrusal fonksiyon olduğu için bulabilirim. Ama y'yi de x'i de vermediği için bulamam. Ha pardon y'yi özür dilerim. Zaten bunun x'i 0 olduğu için. Buranın ne olduğunu bulabilirim. Burası da y diye bir şey. Ama gerek yok bulmaya. Çünkü bize sorulan şey başka bir şey. Devam ediyorum. Geldim bu noktaya. Bu noktaya geldiğimde burası 2'ye 0 noktası. O zaman f2 eşittir 0'dır. Geldim bu noktaya. Bu noktanın da x'i yok. x'i olsa bu noktanın da x'i olmadığı için x'e eksi 1 diyebilirim. Çok da bir önemi yok. Geldim buraya. Burası da 6'ya 0 olduğu için f6 0'dır. Şimdi arkadaşım bakın f'lerimin cevapları hep bunlar. Bir sıfır var, bir eksi bir var, bir sıfır var, bir sıfır var, bir sıfır var. Burada da gördüğün gibi x ekseni kesen üç tane, dört tane sıfırım var. Şimdi soru ne soruyor bana? Diyor ki f m eksi üç eşittir sıfır olduğuna göre ne diyor bana arkadaşım? Emin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Emin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani cevapları söylüyor. Bakın m eksi üç eşittir sıfır diyor. E arkadaşım -5 0 değil miydi? Bakın içeriye bakın. Sakın emin cevabının -5 olduğunu düşünme. Buradaki içerisi ne olması gerekiyor? -5. Yani m 3 -5 olacak. Devam. m 3 -3 olacak. Devam. m 3 m 3 2 olacak. Devam. Ne var bir de? m 3 6 olacak. Devam. M'in alabileceği değerler toplam nedir diyordu? Attım karşıya M eşittir 2. Attım karşıya M eşittir 0. Attım karşıya M eşittir 5. Attım karşıya M eşittir 9 oldu. Bakın arkadaşım bunun içi cevabı 0 yapanlar 5. İçi 5 olacak. Yani M 3 5 olacak. Süper devam ediyorum. O zaman toplarsam 9, 5 daha 14, 0 daha 14, Eksi 2 daha 12 olmuş oldu. Aman Allah'ım ya. Çok güzel sorular çözdük. Gerçekten de fonksiyonun grafiğinin içinden geçtik. Müthiş oldu. Gerçekten ben çok hoşuma gitti. Şimdi kafa karıştıran, beyin yakan sorulardan birine geldim. Ve sonrasında da yine bir doğrusal grafikle zoru yapıyorum. Sonra da konuyu bitiriyorum arkadaşım. Bakın çok çok önemli, çok güzel sorular yapıyoruz. Lütfen bu videoda anlamadığınız yerleri başa sarıp ya da ilk önce tekrar kendin yapıp bir daha anlamadıysan bir daha izleyip devam edebilirsin. Çünkü bu fonksiyon konusu çok önemli zaten. Daha önemlisi de grafik okuma çok önemli. Yani polinomlarda olsun limit türev integralde grafik okumak müthiş önemli arkadaşım. Bakalım bu soruyu ne yapacağız? Bakın grafiğimiz neymiş grafiğimiz? Grafiğimiz y eşittir x eksi birmiş. Bunlar x'lerin senin. Bunları yerine koyacaksın. Bak unutma. Bunlar x'lerin yerine koyacağım fonksiyon da x eksi 1'miş arkadaşım. Çok dikkat et şimdi. Artık senin grafiği buna göre okuman lazım. Bakın x'leriniz bunlar. Bu noktanın cevabı ne? X'i eksi 2'ye 0. Bakın burası ne? Eksi 1'e 2. Bakın eksi 1'e 2. Şu nokta ne? Bu nokta 0'a 1. Bakın bu nokta ne? Bu nokta 2'ye 0. Bu nokta ne arkadaşım? Bu nokta 4'e eksi 1. Bakın bu nokta ne? Bu noktada 5'e 0 noktası. Yalnız buradaki her yazdığım şey x'ler. x'im eksi 2 iken cevap 0. x'im eksi 2 iken y e 0. O zaman arkadaşım koyacağın yer neresi? Bakın kırmızıyla gösteriyorum. Artık yani buradan da anlayalım olayı. Hemen yeşille de güzel güzel yazalım. Bakın Y eşittir. Y sıfır zaten. X'in yerine eksi 2 koy diyor. Ben senin yerine hepsini bulacağım arkadaşım. Bak şimdi. Hepsini bulacağım. F eksi 3 sıfırdır. Bak eksi 2 sıfır değildir. Eksi 2 sıfırdır grafikte ama F eksi 2 sıfır değildir. F eksi 3. Devam ediyorum. Noktayı koyuyorum bak. X'in yerine eksi 1 koydum. Ne oldu? F eksi 2 eşittir. 2 oldu. Çünkü Y'si 2 idi. Geldim bu noktayı koydum. F eksi 1. X'in yerine 0 koydum cevabım 1 oldu. Devam ediyorum. X'in yerine 2 koyarsan F1 eşittir 0 oldu. Devam ediyorum. X'in yerine 4 koyarsan F3 eşittir eksi 1 oldu. Devam ediyorum. X'in yerine 5 koyarsan 5 eksi 1'den 4. Bunun da cevabı 0 oldu. Olaya baksan ya. Olaya baksan ya. Bak gidersin F eksi 2 eksi 2 sıfırdır dersin. Gider buraya sıfır yazarsın. Yanlış. F eksi 2 2'dir arkadaşım. Niye? X'in yerine eksi 1 yazınca çıkacak. O zaman bunun cevabı hop 2 oldu. Çarpı F eksi 1. Bak eksi 1 2 dersin. Hayır. F eksi 1 2 değil arkadaşım. F eksi 1 1'dir. O zaman çarpı F eksi 1 1 oldu. Artı F3. F3 nedir arkadaşım? F3 de eksi 1'dir. O zaman cevabın oldu. 2 kere 1 2 artı eksiden dolayı eksi 1 cevabın kaç oldu? 1 oldu. Arkadaşım müthiş bir kafa karıştırıcı soruydu. Ama bundan sonra Tonguç Akademi izleyen benim öğrencilerimin kesinlikle kafası karışmayacak. Niye? Grafik çünkü y eşittir x eksi 1'di. Sen noktaları buluyorsun. Noktaları yerine koyuyorsun. Ama hocam hepsini buldun. Ya bulmasaydın kardeşim. Bak f eksi 2. Eksi 2 yapan ne? x'in eksi 1 olduğu. x'in 1 olduğu hangi nokta? Eksi 1'e 2 noktası. İşte bu. O zaman buraya bakarsın sadece. Olay bundan ibaret arkadaşım. Burayı da çözmüş olduk. Şimdi son soruyla artık damgayı vuralım. Bu da güzel bir sınav sorusu. Biraz daha zor dedik ama artık belki de sizin için kolay bir konu. Neden? Bir tane fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Y eşittir fx fonksiyonuymuş. Temiz bir grafik. Bir tane nokta varmış. K'ya K artı bir noktası bu fonksiyonun üzerindeymiş. Cık cık. Allah Allah. K kaçtır diyor. Yalnız bildiğim şey şu. Eksi 1 ile eksi 3'ten geçiyor. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim arkadaşım? Bu bir doğrusal fonksiyon mu? Evet. Daha iyi anlamanız için fx eşittir y. Yani fx eşittir ax artı b. Yani arkadaşım y eşittir ax artı b olmalı. Hemen yerlerine koyalım. Şu nokta şu nokta eksi 1'e 0'dır. Bu noktada 0'a eksi 3'tür. Hemen koyalım. X'in yerine eksi 1 koyarsam y 0'mış. 0 sıfır eşittir. X'in yerine eksi 1 koydum. Eksi a artı b etti. Elime böyle bir şey geldi. Hatta ve hatta eksi a'yı karşı yatarsam a eşittir b'ye geldi. Devam ediyorum. Bir diğeri de x'in yerine 0 koyarsan cevap eksi 3'müş. Eksi 3 eşittir 0 artı b'ye geldi. Buradan da ne buldum? B eşittir eksi 3 buldum. O zaman olay bitti. Çünkü niye? A da eksi 3'müş. O zaman benim denklemim ortaya çıkmış oldu. Hemen bir morla şuraya yazayım. Y eşittir fx. fx eşittir neymiş arkadaşım? Eksi 3x eksi 3'müş. İşte bu. Eksi 3x eşittir eksi 3'müş. Olayı bitirmiş olduk. A'yı da B'yi de bulduk. Yerlerine koyduk. Bana ne diyordu biraz önce? Bir nokta varmış K'yı. Ya arkadaşım bu X değil mi? Bu Y değil mi? E koyalım o zaman. Y eşittir buydu. Y neymiş? K artı 1. E X neymiş? K'ymış. Eksi 3 K eksi 3. At eksi 3'ü karşıya 4 oldu. At K'yı karşıya eksi 4 K oldu. Pardon şurayı düzgün yazalım. Şurası eksi 4 K oldu. Çünkü artı K geçti. Burası da eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. O zaman arkadaşım ne oldu? K eşittir. Eksi 1 oldu. Her tarafı eksi 4'e böldüm. 4 eksi 4. 4 bölü eksi 4. Eksi 1 oldu. İşte bu kadar. K'yı soruyordu. Ben de bunu da işaretledim. Ve çok güzel bir şekilde geçtim. Doğrusal fonksiyon nasıl bulacağını biliyorsun artık. Sana ne sorarsa yapıyorsun. Her nokta grafiğin üzerindeki her nokta grafiğin denklemini sağlar. Grafiğin üzerindeki her nokta ne yapar? Grafiğin denklemini sağlar. Unutma. Bu da kendi çapında zor bir soruydu. Ama ne yaptık? Bunun da içinden geçtik. Süper bir şekilde yapmış olduk. Arkadaşlar konu biterken fonksiyonun grafiği bütün noktaları yazıyorsun. Doğrusal fonksiyon ax artı b demektir. Artık bundan sonra doğru görürsen hemen bu aklına geliyor. Grafik yorumlamada tanım kümesi sadece x'ler görüntü kümesi y'lere bakıyorsun. fx eşittir sıfırlar yani x'te kesilen yerlerin hepsi de fonksiyonun sıfırlarıdır. Fonksiyonun grafiklerinin soru çözümünde müthiş yaptık. Sakın bunları gözden kaçırma. 10. sınıf hemen bakıyorum. Olayları geçtik artık. Fonksiyonlarda 4 işlemi geçtik. Bakın arkadaşım. Geldim buraya. Fonksiyonların yorumlanması başlıyor. 128'den başlıyor. Nereye kadar? Doğrusal fonksiyon, parçalı fonksiyon, bileşik fonksiyona kadar. Bak kitabımızda 139'a kadar. 128'den 128'den 139'a kadar tara geç de dahil hepsini yapıyorsun. Bakın diğer kanallardan bizi ayıran en büyük özellik nedir? Bizim ödevlendirme sistemimizdir. Kitabıları hemen yapıyorsun ödevin bitiyor. Bak nasıl sen çalıştığını anlıyorsun biliyor musun? Okulda canım hocamdan dinliyorsun. Eve gelip tekrarı hemen YouTube'da Tonguç Akademi'nin 10. sınıf kanalından yapıyorsun. Sonrasında kitabımızdan verdiğimiz ödevleri yapıyorsunuz. Daha ne olsun? Yapamadıkların tas uygulamasında kare kodu okutuyorsun ve de bitiriyorsun. 128'den 139'a kadar konu anlatım kitabında. Çünkü niye? Burada biz konu anlatıyoruz. Sonra örnek soru. Sonrasında da gördüğün gibi testimiz var. Ama dersen ki yok hocam ben konu çalışmayacağım ya da hocam ben konu çalışacağım üstüne ne yapacağım diyorsan diyorsan ki ben test çözeceğim diyorsan işte o da nedir arkadaşım? Burada Soru Bankası Dinamo kitabından 10. sınıf Hemen fonksiyonun grafiği 119'dan T29'dan başlıyor. Nereye kadar arkadaşım? Ta ki nereye kadar? bileşke fonksiyona kadar. O da 129'a kadar yani. 119'dan 129'a kadar yine aynı şekilde yapamazsan TAS uygulamasından, kare okutuyorsun dedik. Sıfırdan ona konu anlatım ve dinamo kitabımızdan ödevlerimizi de verdik. Artık bugünün sonuna geldik. Ama müthiş bir ders oldu. Gerçekten grafiklerin var ya... İçinden geçtik. Altından girdik üstünden çıktık. Gerçekten yorumlara var ya kötü bir şey yapan varsa adresinden aldıracağım onları. Onların var ya onları seveceğim öpeceğim yani. Bakın arkadaşım gerçekten güzel bir ders oldu. E, like butonunu kırmayı unutmuyorsun. İşte karşında ödülün sorusu. Ödülün soru şakası esprisi bir yana sizden e, cevapları istiyorum. Yorumlarda bu sorunun cevabını istiyorum. Bakalım kimler doğru yapmış. Dediğim gibi haftaya ara tatil ara tatildeki kampta görüşürüz